yiyecek bir şeyler getirdim. Yemeğe de inmemişsin. Zahmet etmişsin. Teşekkür ederim. Ama ben aç değilim. Aa, olmaz ama. Ha, hem ilaç alıyorsun, bir şeyler ye ki mideni tutsun. Cihangir Demirhanlı kim? Aman kızım. Onun adını bu evde hiç anmayız. Afife Hanım'ın kuzeni olur kendisi. Ailecek İngiltere'de yaşıyorlar. Aslında birinci kuşaktan yakın akrabalar ama görüşmezler hiç. Yani aynı ailenin iki kolu gibi düşün. Hiç sevmezler birbirlerini. Bak tepsi burada. Sonra acıkırsın belki biraz ha? Benim yüzümden ihaleyi de alamadı. Hayret, bu kadar çabuk pişman olmanı beklemezdim. Olmadım zaten. Neden geldin o zaman? Muhtarlığa uğramamış. Muhtar da benim önümü kesiyor meslektaşız diye. Hani bir yere taşındığında halletmen gereken şeyler olur. Muhtarlığa uğrarsın, muhtar peşinde koşmaz yani. Aa, doğru. Ben hemen gidip halledeyim onu. Neredeydi muhtarlık? E gelsene hadi, ne bekliyorsun? Sen de pişman mı böyle gösteriyorsun demek ki? Hah Ceylan, ben bir yarım saate gidip geliyorum. Tamam. Daha sabah tartıştılar. Şimdi her şey güllük gülistanlık gibi beraber çıkıyorlar. Vallahi ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bu sefer eşeği sağlam kazağa bağlamam lazım. Ha. Saçma sapan avukatlarla bir sürü zaman kaybettim ben. Bundan sonra böyleleriyle işim olmaz benim. Tunç bu mu acaba? Kesin bu. Hadi bakalım. Tunç Bey değil mi? Memnun oldum. Yani şöhretinizi duymuştum ama bir de böyle yakışıklı olduğunuzu bilmiyordum yani. Eğer avukatlığınız da bu yakışıklılığınız gibiyse bütün davaları kazanıyorsunuz demektir. Bir şey mi istiyorsunuz? Ben dayınız Halit'in çok samimi bir arkadaşıyım. Ve çok müşkül bir durumdayım. Torunumu göremiyorum. Üvey babası olacak o adam torunumu bana göstermiyor. Ben gariban bir dedeyim. Yani param da yok. Ama siz benim avukatlığımı alsanız ve şu dosyaya bir baksanız. Ha? Ben üzgünüm. Küçük davalara bakmıyorum. Dayım söylemiştir zaten size. Yani öyle kestirip atmasanız, ya en azından şu davaya bir baksanız ha. Beyefendi, hayır işi yapmıyorum. Avukatlık yapıyorum ben. Ya hayır değil, hayır değil. Ya para var. Eğer bu davayı kazanırsanız çok para var. Torunuma çok büyük bir miras kaldı. Dosyaya bir baksanız. Şöyle yapalım. Siz en iyisi kendinize başka bir avukat bulun ha. İyi günler. Var ya.
Sen eski misin bu mahallede? Evet. Ne kadar eski? Doğduğumdan beri. Oo Osman amcam, nasılsın? Sağ ol Kenan Hanım, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, çok sağ ol. Nurşah Hanım avukat, kendisi mahallemize yeni geldi. Merhaba. Hoş geldin kızım, hayırlı olsun. Sağ olun. Buradaki en taze peynirleri, en taze yumurtaları Osman amcamdan alırsın. Ondan daha iyisi yoktur. Her zaman beklerim avukat kızım. Bak dükkanım şu köşeyi dönünce. Mutlaka gelirim, teşekkürler. Büyük oğlan ne yaptı? Vallahi en son dediğini yaptı. Tutmadı o evi. Ha, iyi yapmış. Ya o ev güzeldi de ev sahibi ona rahat vermezdi. Yani daha senesi dolmadan çık derdi. Biliyorsun kaç kişi öyle yapmış adam. Evet, duyduk bir şeyler. Şükür verimli sadakamız varmış. Eyvallah Osman amcam. O zaman biz seni daha fazla tutmayalım. Ben bir ara uğrayacağım senin dükkana. Her zaman beklerim. Hayırlı olsun kız. Hadi dikkat et kendine. Görüşürüz. Sen böyle herkesin hayatına karışır mısın? Senin gibi hayatlarını alt üst etmediğim için sorun olmuyor. Tunç Bey, siz yine de şu dosyaya bir bakıverseniz ha. Size kolay gelsin, hayatta başarılar dilerim. Bak sen. Davanın eski vekili Nurşah Demirhanlı mı? Onun gibi birisinin böyle bir davayla ne işi olur ki? Sen bir bozuldun sanki ya. Yo, ne bozulacağım? Saklamayı öğrenmen lazım. Bak yumurta iyi gelir. Özellikle yumurtanın beyazı. Bence tez zamanda bir Osman amcanın yanına uğra. Yumurta mı? Ne alaka? Bir alaka değil ya, şaka yapıyorum. Evet, Osman amcanın yanına uğrayacağım. Ama yumurta için değil, iki tatlı kelam için. Senin aksine Osman amca hoş sohbet birine benziyor. Bak bu çok doğru bir tespit. Aynen öyle, Osman amca çok hoş sohbet birisidir. Bu arada gerçekten de içten ve samimi bir adamdır kendisi. Şu zamanda içtenlik ve samimiyet zor bulunan meziyetler gerçekten. Ya bizim mahallede bolca var, hiç merak etme. Ama seni de anlıyorum. Sen konaklarda büyüyen bir lady olduğun için bu meziyetlere hasret kalmış olabilirsin. Çok normal. Sen nereden çıkarıyorsun benim konakta yaşayan bir lady olduğumu? Sen Orhun Demirhanlı'nın kardeşi değil misin? Sen nereden biliyorsun? Yakup amca mı söyledi? Birinin bir şey söylemesine gerek yok ki. Soyadın Demirhanlı. Yani halinden, tavrından, kısacası her şeyinden belli oluyor. Mesela hayatın ilk defa makarna yaptın. Üstelik sadece kendi doğrularını kabul ediyorsun. Yani seni anlamak ve tanımak için illa birinin bir şey söylemesine gerek yok. Bunları söylemek için mi eşlik ettin bana? Hayır. Lady'miz kaybolsun istemedim. Yani çünkü muhtarlık ters bir köşede kalıyor. Lady'mize eşlik etmek istedim açıkçası. Sadece bir anlığına normal bir insan olduğunu düşünmeye başlamıştım ama hata etmişim. Senin bir daha adam olduğunu unutmamak lazımmış. Ya küstüm oynamıyorum mu diyorsun? Ya çocukluk yapma istersen ya, daha muhtarlığa vermen gereken belgeler var. Gerek yok, ben sonra hallederim. Yolumu bulacak kadar da yön duygum var çok şükür. Hayırdır, seni hangi rüzgar attı buraya? Sen mahalleye geldiğine göre kesin bir leş kokusu almışsındır yine. Doğru. Çok pis kokuyor. Ama benim işim seninle değil. Kenan! Oğlum, bakar mısın?
Hah, geldin mi kızım? Onları halledince kilerden pirinçle soğan da getirir misin? Tamam abla, şunları makineye dizeyim, halledeceğim. Tamam. Hira Hanım nasıl olmuş? İyi olacak inşallah. Derdi veren Allah dermanı da verecektir elbet. İnşallah. Ali de yemek yememiş bugün, biliyor musun? Ah yavrum benim. Ah, inşallah eskisi gibi olmaz. İlk geldiği zamanlarda yemeden içmeden kesilmişti, kıyamam. Hira Hanım'a da çok düşkün. Konağı terk ettiği zaman da böyle olmuştu. Şimdi hasta olduğunu da anlıyor. Zor tabii küçücük yaşında yaşadığı şeyler. Çok üzülüyor yavrum. Herkes iyi olsun. Hastalar şifa, dertliler deva bulsun inşallah. İnşallah, amin. O burada mı? Dayım mı? Yok yok, gel. Sen. Sen ne arıyorsun bu saatte burada? Hı? Düğün yakalandı valla. Şey, ifleri verdi. Beni dinle. Dayı anlattım sana. Sen dur. Mesafeyi görüyor musun? Hı. Bunu sınır belirleyeceksin. Bir daha da bu mesafeyi daha fazla aşmayacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam abicim. Abicim yok. Efendim var. Tamam efendim. Gerekeni yapman lazımdı. Genel müdür olmanın ne anlamı var o zaman? Sizin adınıza karar veremezdim de ne demek? İhalenin önemini biliyordun. İnisiyatifi sana ben verdim gerekeni yap diye. Bu düpedüz beceriksizlik. Ne kadar büyük bir kayıp olduğunu anlamıyor musun? Herhangi birine de kaptırmamışsın ihaleyi.
Yanımda çalışan avukatlarım da var. Çevik hukuk bürosu. Çok mütevazi. Çok şirin gerçekten. Ne oluyor burada? Sana hesap vermem gerektiğini zannetmiyorum. İşin ucu bu mahalleye dokunuyorsa vereceksin o hesabı. Tunç Bey bana iş teklif etti. Olan bu. Tamam. Açıklamalarını sonraya sakla. Bu karar riski ne olursa olsun. Sadece kendim için değil, bana değer veren herkes için. Ben geçmişimi hatırlamıyorum diye kimse sıkıntı çekmemeli. Alo, merhaba. Merhaba, buyurun. Hafıza kaybı sorunum var. Elektroşok tedavisi için randevu almak istiyorum. Bu aralar çok yoğunuz. Maalesef yakın zamana bir randevu veremeyiz. Bakın ama... Benim durumum çok ciddi gerçekten. Araya alma şansınız yok mu? Şu an pek mümkün görünmüyor. Ama olursa tabii ki muhakkak sizi haberdar ederiz. Peki yalnız dediğim gibi ciddi olduğunu not alır mısınız lütfen? Tabii tabii notumuzu alıyoruz. Sizi araya almak için elimden geleni yapacağım emin olun. Son olarak tedavinin ücretini öğrenebilir miyim? Ücret... Sigorta kapsamına göre değişir. Kontrol edelim hemen. Adınız, soyadınız? Hira Demirhanlı. Hemen bakıyorum. Sağlık sigortanız tam kapsamlı. Kliniğimizde de geçerli. Yani sizden herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Bir boşluk olur da beni öne alabilirseniz lütfen haber verin. Hemen gelirim. Hı hı. İyi günler. İyi günler. Duydur işte. Seni ilgilendiren bir durum yok yani ortada. Özel bir mesele de. Şimdi bizi yalnız bırakırsan biz konuşmamıza devam edeceğiz. Değil mi Nuşa Hanım? Beni nereden buldunuz? Tesadüf. Tesadüf diyebiliriz. Yani Raşit Bey, Raşit Bey avukat olmam için benimle görüştü. Kabul etmedim elbette. Yani böyle ufak davalara ayıracak vaktim yok. Ama sonra dava dosyasında eski vekili olarak sizin adınızı görünce de bir tanışmak istedim. Açıkçası ofisinizin böyle bir yerde, böyle insanların arasında olmasını beklemiyordum, şaşırdım. Niye şaşırdınız anlayamadım. Size uygun bir mahalle gibi gelmedi diye. Ben buradan gayet memnunum. Siz de boşuna zahmet etmişsiniz. Siz... Yine de hemen hayır demeyin. Düşünün biraz. Bakın siz memnun olsanız da burası sizi köreltir. Sizin gibi genç bir avukat daha iyi bir kariyer hak ediyor. Büyük denizde kulaç atmanız lazım. İyi günler. İyi günler.
canın sıkılmış gibi. Annemle tartışmamızı mı duydun? Sen anneme bakma. İşler istediği gibi gitmediğinde hep yükselir. Annen haklı. Ben geldiğimden beri hafıza meselemden başka hiçbir şeyle ilgilenmedin. Benim yüzümden işlerin aksadı. Hatta hayatın aksıyor. Benim sensiz bir hayatım yoktu zaten. Hiçbir şey senin yüzünden değil. Sen ne dersen de, ben gerçeğin öyle olmadığını biliyorum. Tek gerçek, şu an yanımda oldun. Aylar önce biri gelip şu anın yaşanacağını söylese, inan bana, her şeyimi feda ederdim. O yüzden sakın, ama sakın hiçbir şey için kendini suçlama. Anlaştık mı? Aksini düşünürsen, işte o zaman aklım sende kalır. Tamam, anlaştık. Sadece bunu istiyorum senden. Gerçekten iyi olmamı istiyor musun? O zaman benim yüzümden işlerini ihmal etme lütfen. Tamam. Dediğin gibi olsun. Şirkete geçiyorum o zaman. Nesini sayıyorsun? 3-5 kuruşun hesabını yapacak biri gibi mi duruyorum? Yarısı var orada. Anlaştığımız gibi iş bitiminde öbür yarısını alacaksın. Estağfurullah ablam. Yani eksik bir şey olur diye düşündüğümden değil. Demişler ya, yolda bulsan say. Benimkisi o hesap. Ben sana haber verdiğimde arayıp randevu için boşluk olduğunu söyleyeceksin. Sakın ben ara demeden arayayım deme. Kocasının evde olmaması şart. Sen ne zaman dersen o zaman. Klinik tadilatta zaten. Bir hafta boş. Doktorlar da yok. İstediğim gibi at oynatırım. Rahat rahat hallederiz bu işi. Elektroşok vermeyi becerebileceksin değil mi? Doktor olmadığını anlarsa vazgeçer. Yılların hasta bakıcısıyız be ablam. Gire çıka doktor olduk vallahi. Anlamasının mümkünatı yok. Dozu dikkatli ver. Kesinlikle ölmesin. Bitki gibi olsun. Boş boş baksın bana yeter. Merak etme. Ölürse benim de başım belaya girer zaten. Saksıda bir çiçek gibi yaşayacak. Ne
Abi hayrola? Kalemi helikopter modunu aldığına göre bir şeyleri sinirlenmişsin yine. Mevzu ne? Tunç. Yine mahallede dolanıyor. O kılçık boşu boşuna dolanmaz buralarda abi. Yine bir çıkarı çıkarı vardır onun. Neyin peşindeymiş abi? Mahallemizin yeni avukatına iş teklif etmiş. Aa, bizim süpürgeli leydiye mi? O ne demiş, kabul etmiş mi? Ne bileyim ben. En iyisi gideyim de İso'yla konuşayım. Bu Tunç'un ne mal olduğunu anlatayım da hiç bulaşmasınlar abi. Süpürgeli cadım adı ama artık mahallemizin kızı. Nefese de o kadar yardımcı oluyor. Neyse Fatih, biz işimize bakalım. Biliyorsun Nefes'in davasına az kaldı. Bizim en ufak bir hata yapma lüksümüz yok. Çok iyi hazırlanacağız. Nefes uğraş denen adamı bırakma. Bırakmayacağız tabii abi. O fırıldak Nefes'in yüzünü ancak rüyasında görür bundan sonra. Gece bekçilik, gündüz bulaşıkçılık derken şu önlerimin haline bak. Muşmulaya döndü be. Neyse, az kaldı az. Şu Tunç denen kazandı. Davayı bir alsa kesin kazanır ha. Ondan sonra velayeti aldım mı şak mirasa kondum demektir. Sonra da göbeğimi kaşıya kaşıya dolanırım artık. Ne bulaşıkçılık, ne bekçilik, ne bir şey. Raşit ömür boyu tatilde. Sultanım. Ay, geldin mi sonunda? Geldim. Ne oldu Ceylan Hanım? Gene suratın düşmüş senin. Çocuk bütün gün ağlayıp durdu Raşit. Ay, içim kurudu vallahi. Bak. Bak ellerime. Ay bir günde 5 yıl yaşlandım vallahi. Oy, kıyamam sana Ceylan Hanım. Ya takma be. Çocuk bu. Ağlar ağlar ondan sonra susar. Sen dalgana bak ya. Allah Allah sultanım. Ya sultanım be. Karnım çok acıktı. Bir şeyler yesek ha. Bilmiyorum Raşit'ciğim. Yani yemek yiyecek takatim var mı inan bilmiyorum. Bütün gün çocuğun ağlamasından başım tuttu vallahi. Hem yemek de yok zaten. Ya üzüldüğü şeye bak. Ben hallederim 2 dakikada bir şeyler hazırlarım. Sen otur dinlen sultanım benim. Ay senin gibi bir kocam olduğu için nasıl da şanslıyım. Ay Dalia Hanım o zaman ben biraz dinleneyim. Sen dinlen biraz dinlen. Ben şimdi çocukla da konuşurum. Bir daha da seni üzemez. Tamam mı? Hadi bakayım. Kız. Bana bak. Sen niye üzüyorsun afetçisin ineni? Ha? Yazık değil mi kadına? Ben bir şey yapmadım ki. Sus. Yalan mı söylüyor koca kadın? Ha? Bütün gün zırıl 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 ağlamışsın. Kafasını ütülemişsin. Yazık değil mi kadına? Tüketmişsin ya. Bana bak. Bir daha afetimi üzdüğünü duyarsan var ya. Külahları değişiriz ona göre. Bilirsin benim tersim terstir. Odadan çıkmak yok. Sana yemek de yok. Anladın mı? Gözüm üstünde 2 ihtimal var. Ya aklın başına gelecek. Ya da aklın başına gelecek. Anası kalakla. Ama ben bir şey yapmadım ki gerçekten. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Orhun evde mi? Orhun beyler çıktılar, şirkete gittiler. Öyle mi? Tamam.
Alo? Umduğumdan çabuk oldu. Şu an randevu için gayet uygun bir zaman. Hemen ara gelsin, sakın oyalanma. Derhal arıyorum ablacığım. Hı hı. Sen o işi oldu bil, tamam mı? Hiç merak etme. Haber geldi. Hadi inat etme de hadi be oğlum. He? Bak çok güzel para var bu işin ucunda. Tamam. Hem öyle 50-50 ha. Ben çok senal durumu da yok yani. Yok oğlum ben korkuyorum ya. Ya kadına bir şey olursa? Ya ölürse kadın o zaman ne yapacağız? Ölmez. Öyle bir ihtimal olsa ben girer miyim bu işin içine? Azıcık cariyeni fazla vereceğim o kadar. Bilmiyorum. Ya birden daha çok elektrik kaçarsa? Ya planladığın gibi olmazsa? Kaç kere izledim ben doktorlardan. Biliyorum ben o işi. O iş bende. Sen sadece kapıda dur, beni idare et yeter, tamam mı? Gerisi bende. Şipşak çözeceğim işi, göreceksin. Evleneceksin oğlum. Para lazım. Böyle bir fırsat bir daha ayağımızın ucuna gelmez. Kapıda dur, beni idare et yeter. Tamam? Tamam. Ama bak bu işi çişime sinmedi, haberin olsun. Ha şöyle. Alo, buyurun. Hira Hanım, merhaba. Bugün bir hastamız randevusunu iptal etti. Siz de durumunuzun acil olduğunu söylemiştiniz. Eğer bir saat içinde gelebilirseniz işlemi yapabiliriz. Nasıl yani? Hemen şimdi mi? Tamam o zaman ben hemen geliyorum. Hemen çıkıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Teklifi mi düşünüyorsun Nuruş abla? Kabul etmeyi düşünmüyorsun değil mi? Hayır. Kimsenin yanında çalışmaya niyetim yok. Bu yola çıkarken kendi kendime söz verdim. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım diye. Ofisin adını da o yüzden lotus koydum ya zaten. Lotus çiçeği gibi. Yeniden doğuş anlamında. Gerçi yeniden doğuşumun pek parlak olduğunu söyleyemem. Baksana bir perde bile alamadım daha ofise. Önemli olan nasıl göründüğü değil ki Nuş abla. İçinde neler başarabildiğimiz. Ben inanıyorum çok güzel şeyler yapacağız. Umarım dediğin gibi olur. Olur olur. İleride terzi gördüm. İlla elinde arta kalmış, kullanmadığı kumaşlar vardır. Onlardan bir şeyler ayarlayabiliriz. Hem hesaplı da olur. Doğru söylüyorsun aslında. Gece içeriği göstermesin, işimizi görsün yeter. Bu işleri yarın da yapabilirsin. İstersen çık. Tamam, hazırlanayım. Ben de gidip şu terziyle konuşayım. Mezuramız neredeydi? Şuradaydı galiba. Hayırlı günler. Sen zar tutuyorsun oğlum. Kaç tabii kaç. Ben de iki kere Mars olsam kaçacak delik adam. İso. Ne haber? İyi. İşimiz erken bitti de Nuş abla çık dedi, izin verdi. Çıktım ben de işte. Erken bitti demek. Ne yaptın, nasıl geçti? Gelen giden oldu mu? Her zamanki işler. Gelen giden de yok. Aferin sana Beyso. Tunç denen kılıcı sen de adam yerine koymadın demek. Gelen giden yok dediğine göre. Sen Tunç'u nereden duydun hemen? Bu mahallede haberler rüzgar gibi yayılır. Tunç gibi bir tip bu mahalleye girerse herkesin ışık hızında haberi olur. Sen kendisinden pek haz etmiyorsun galiba. Yani
Bu mahallede ondan haz edecek bir tip yok. Yoksa Nurşah ablan o para gözün teklifini kabul mü etti? Abi, İSO'dan aldım havadisleri. Ne oldu ne havadisi? Bayan Lotus Tuncu'nun teklifini kabul etmemiş. Ben de ne oldu diyorum böyle heyecanlı heyecanlı gelince. Yok abi. Merdivenleri hızlı hızlı çıkınca nefes nefese kaldım. Şimdi normale döner. Sonuçta bizi ilgilendiren bir durum değil. Canı nasıl istiyorsa öyle yapar. Vallahi onu bunu bilmem ama ben takdir ettim abi, yalan yok. Başkası olsa çoktan havalı hukuk bürosuna geçiş yapmıştı. Huysuz değdi anlaşılan bu mahallede kalmaya kararlı. Vallahi büyük hareket. Fatih dedim ya bizi ilgilendirmez diye. Hadi bak çay demlenmiştir, sen git çayları koy. Tamam abi. Esaslı kızmış. Elin tersiyle aynalı teklifi kabul etmemiş. Helal olsun. İmzalardan sonra Fuat Bey gelecek. Hafta başı randevu vermiştik. Onu yarına erteleyelim. Bugünlük bu kadar yeter. Eve geçeceğim. Bu arada istediğiniz kitabı bulduk Orhun Bey. Yalnız bulana kadar Akla Kara'yı seçtik. Sormadığımız sahaf kalmadı. Özel basım bir kitap. Şiir vardı. Guillaume Apollinaire'in. Merhaba Köprüsü. Sen akıyor altından Mirabu Köprüsü'nün ve bizim aşklarımız. Hatırlamalı mıyım durup dururken bugün? Sevincin çıka geldiğini, hemen ardından güçlü. Çal sevgili saat, gel sevgili gece. Ben kalıyorum. Günler gidiyor sessizce. Ellerimde ellerin. Kalalım yüz yüze. Kollarımızın köprüsü. Altından geçsin yüz yüze. Sonsuz bakışlar. Bitkin dalgalar. Diz dize. Ellerimde ellerin. Kalalım yüz yüze.
hayırdı? Hazırlanmasın, bir yer mi gidiyorsun? Evet. Aslında sana soracaktım. Müsaitsen beni götürebilir misin? Ali'yi okuldan alacaktım. Ama okuldan almadan istediğin yere bırakırım. Bırakırım da tabii. Ama sen pek iyi gözükmüyorsun. Bir sorun mu var? Yok, iyiyim ben. Küçük bir işim var sadece. Çıkalım o zaman. Hadi. Buraya kadar. Balık oltaya geldi. Bundan sonra yaşayan böyle olacaksın Hira. Bir şey mi dedin? Hava da bugün ne kadar sıcak. Bunaldım. Haklısın, çok sıcak. Kendime soğuk bir içecek yaptıracaktım. Siz de ister misiniz? İyi olur. Merhaba, hoş geldiniz. Randevunuz var mıydı? Evet, doktor beyle görüştük. Kendisi beni bekliyor. Hira Demirhanlı ben. Hemen haber vereyim ben. Alo, merhaba doktor bey, Hira Hanım geldi. Tamam. Tamamdır efendim. Evet, haber verdim ben kendisine, birazdan gelir efendim. Epey sakinmiş. Doktor bey yoğun olduğunuzu söylemişti. Randevu sistemiyle çalıştığımız için bizde çok sıra olmaz. Yani her zaman böyle sakindir. Bir de siz izin dönemine denk geldiniz. Çalışan arkadaşlarımızın çoğu yıllık izinde. Hı. O yüzden böyle biraz sakin. Anladım. Kardeşim, sen niye geldin buraya? Özel bir durumumuza. Tamam. Merak edilecek bir şey yok. Teşekkür ederim, sen gidebilirsin. Ben Aliköy'ü okuldan alayım. Hemen döneceğim yanında, tamam mı? Hira Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, odaya geçelim. Banyoda mısın?
Musa'yla çıkarlarken gördüm efendim. Musa Ali'yi alacaktı. Hira Hanım da birlikte almak istedi bu sefer sanıyorum. Cihaz hazır olduğunda çağıracağını söylemişti. Daha çok bekler miyim? Ben hemen kendisine bildireyim. Bir dakika, siz bekleyin orada. Oğlum, kadın bak sorular sormaya başladı. Ya yani çabuk tutsa niye oyalanıyorsun? Hani hemen halledecektin. Kadını alacağım almasına da lanet makinenin tekliciye tuttu. Keyfimle beklemiyorum herhalde. Makine bozulduysa bu iş yatar arkadaş. Ben kadına haber vermeye gidiyorum. Şşş. Sakın ha. Paraya bu kadar yaklaşmışken vazgeçmek olmaz. Bak. Sen panik yapma, tamam? Bu işi ben halledeceğim. Şimdi git. Kadını biraz daha oyala. Bir şeyler yap. Çay may ver, bir şey yap. Hadi. Tamam hadi, acele et. Kendisiyle konuştum. Birazdan sizi içeri alacak. Ben size bu arada kahve alayım. Beklerken içersiniz. Artan parçalardan yaptığım bir perde vardı. Benim küçük oda için yapmıştım ama kullanmaktan vazgeçmiştim. Ölçüleri seninkiyle aynı sanki. Ben bir gidip depoya bakayım, olur mu? Uyarsa çok güzel olur gerçekten. Teşekkürler. Feriha ablaya bakmıştım da. Depoya kadar gitti. Gelir birazdan. Tuncun iş teklifini kabul etseydin sanki daha iyi olurdu senin için. Yani sana daha uygun bir çevrede, daha uygun bir ofiste çalışırdın. Hiç tanımadığın birisi hakkında ne kadar kolay ahkam kesiyorsun. Hem nereden biliyorsun kabul etmediğimi? Orası küçük mahalle. Dedikoduya meraklıyım desene sen şuna. Sana bir tavsiye vereyim, işine bak. Ben benim için neresi daha iyi, neresi daha uygun gayet iyi bilirim. Tabii ya. Ya çok pardon, ben nasıl unutmuşum? Her şeyin en iyisini siz bilirdiniz değil mi? Seninle gerçekten tartışmayacağım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Tunç Bey beni nereden bulmuş biliyor musun? Raşit davayı ona götürmüş. Yani demem o ki çok bilmiş avukat bey. Bana laf yetiştireceğine, ilgilenmen gereken işlere bak. Vallahi doğru hatırlıyormuşum. Tam da seni... Aa, Kenan. Sen ne zaman geldin? Avukat kız nerede? Hanımefendi, oraya girmeniz yasak. Buyurun. Bir şey mi oldu? Daha ne kadar bekleyeceğim doktor bey? Çok uzun sürdü. Anlıyorum ama maalesef ön hazırlık biraz uzun sürüyor. Hele sizin gibi vakalarda çok daha hassas ayarlamalar yapmamız gerekiyor.
Ama az kaldı. Biraz sonra sizi alacağım. Peki. Hı hı. Açmıyorsun Musa. Toparlanmanın vakti gelmişti. Gelsene. Söyleyelim de sana da çay getirsinler. Evet. Aramışsın ama çocukların görüntüsü duymamıştım enişte. Şimdi gördüm. Ne zaman döneceksiniz Musa? Ali'yi az evvel aldım. Şimdi Hira'yı almaya gidiyorum. O nereye gitti ki? Okula gelirken kliniğe bıraktım onu. Ne kliniği? Benim niye haberim yok? Hangi klinik bu? Ben şimdi yerini atayım sana. Adresi duruyor. Kusura bakmayın. Çok beklediniz. Ama dediğim gibi en iyi netice için en doğru ayarlamaları hassasiyetle yaptım. Söz konusu hastamızın sağlığı olunca hiçbir şey şansa bırakamayız. Haklısınız. Buyurun uzanın lütfen. Onu doktorla da konuştuk. Senin için tehlikeli olabileceğini söyledi ve konu kapandı. Bütün yaşadıklarımızdan sonra böyle bir riske gerek yok.